Bir ülkenin en önemli can damarlarından biri sanayidir. Sanayi ne kadar iyi olursa o kadar kalkınacağımız ortada. Biz bu hafta İki Telli Organize Sanayi Başkan Vekili Nihat Tunalı ile konuştuk. Sanayinin gelişimiyle ilgili bizlere bilgiler vermeye başlayacak. İki Telli Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye'mizdeki 264 tane OSEBE'nin en büyük organize sanayi bölgesi. Hatta sayısal veriler olarak baktığımızda Avrupa'nın en büyük sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor. Şöyle ki 30 bin irili ufaklı KOBİ şehrimiz, iş yeri sayımız 30 bin, çalışanımız, istihdamımız 300 bine varmış durumda. Bu özellikleriyle, bu verileriyle ülkemizin en büyük, sizin de söylediğiniz gibi KOBİ şehri, üretim üssü, ticaret üssü konumunda bir bölgemiz. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesi. Kısaca ifade etmek gerekirse İki Telli Organize Sanayi Bölgemiz 30 bin irili ufaklı iş yeri. 300 bin çalışanıyla, bu sayısal verileriyle ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyük üretim, istihdam ve ticaret merkezi konumunda ve durumundadır. Ülkemizde de en büyük GAP projemizden sonraki en büyük proje olarak bilinmekte ve fiilen o durumunu idame ettirmektedir. Elektrik, bu son gelen zamdan İki Telli Organize Sanayi Bölgesi olarak bizler sanayicimizin, ticaret erbabımızın, esnaf sanatkarımızın, iş yerlerimizin etkilenmesini engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Bu enerjiyi dağıtan İki Telli Organize Sanayi Bölgesi olarak sadece sanayi ticaret sicil belgesi olanlar %1.17, ticaret sanayi sicil belgesi olmayan abonelerimiz ise hiç zam olmadan enerjisini almaya devam edecektir. Bu yönetimin bu özverili çalışmaları ve enerji tedarik ettiğimiz firmaya koyduğumuz hüküm ve maddeler doğrultusunda bu imkanları onlara sağlamış olacağız. 2010 yılında İki Telli Organize Sanayi Bölgemizde aylık enerji tüketimimiz 52 milyon kilowatt saatten, 2011 yılında bu aylık enerji tüketimimiz 67 milyon kilowatt saate çıktı. Dolayısıyla enerjideki bu tüketim artışımız bizlerin istihdamda ve ticarette, ihracatta İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüdüğünü göstermekte. Ülkemizdeki %9'a varan büyümenin aynı şekilde İki Telli Organize Sanayi Bölgemizde de fazlasıyla olduğunun bir ifadesini göstermektedir. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bugüne kadar artışına devam ettirmekte olduğu gibi bugünden sonra da yine gerek büyümeye ve ihracatta da, üretimde de, ticarette de artışa en az bugüne kadar olan hızıyla devam edecek. Ülkemizin kalkınması için en önemli etkenin üretim ve istihdam artışını sağlamak olduğunun bilinci içinde hareket etmek zorundayız. Bu ülkeyi kalkındıracaksak sanayimizi güçlendirmek, istihdamı arttırmak, işsizliğe çözüm bulmak için en büyük adım olduğunu düşünüyorum. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi ülkemizdeki 264 tane OSEBE'den en büyüğü dediğim bu sanayi bölgemiz işte bu konularda gösterdiği başarıdan dolayı en büyük olmuştur. Bütün OSEBE'lerimize, bütün sanayicimize, ülkemizdeki bu konuyla iştigal edenlere tavsiyemiz
sanayicimizin ve ticaret erbabımızın ülkemize katma değer katabilmek için istihdamını arttırması, üretimini çoğaltması ve bu üretimini çoğalttığı üretimini ülkemizde katma değer yaratması suretiyle ülkemize çok büyük katkı sağlanacağı bir gerçektir. Bunun için de OSB'lerin çok büyük önemi vardır. Enerjisinden diğer muafiyetlerine kadar bir örnek olacak şekilde ülkemizdeki her şehirde OSB'lerin en iyi şekilde sanayicisine hizmet eden KOBİ'ler haline getirilmesi ülkemizin kalkınmasında büyük bir katkı sağlayacaktır. İki telli organize sanayi bölgesinin 30 bin küçük ve orta ölçekli KOBİ'sine, 300 bini aşan çalışanımıza ve bütün ülkemize, bütün sanayicimize bu bayramın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Kendilerine sağlık, huzur içinde bir bayram geçirmelerini İki Telli Organize Sanayi Bölgesi adına ve yönetim kurulu, sayın valim ve meclisim adına temenni ediyor, teşekkür ediyorum.